Merhaba arkadaşlar. Artık polinomun son dersini yapacağız bugün. Şimdi şu küçük notta kalmıştık. Size bundan bahsedeceğim. Şimdi bazı polinom sorularında küp açılımı özdeşliğinden faydalanarak soruyu basitleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle küp açılımını yazdım size. İki küp farkı ya da iki küp toplamı açılımını kullanacağız. Nasıl kullanıyoruz? Size bir polinom veriyor ve bu polinomun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan da sorabilir ya da tam bölünüyor da diyebilir. Bu tür sorularda bakın bununla alakalı bölümünden kalan ya da tam bölünebilir sorularında x küp eksi 1'i sıfıra eşitleyerek soruyu basitleştirebiliyorsunuz. Yani x küp yerine 1 yazarak soruyu daha basit hale dönüştürebiliyorsunuz. X kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan ya da tam bölünüyor sorularında ise x küp artı 1'i sıfıra eşitliyorsunuz arkadaşlar. Ve x küp gördüğünüz yere eksi 1 yazarak soruyu basitleştirebiliyorsunuz. Şimdi bunun uygulaması olarak iki tane örnek koymuş zaten filmimizde. Burada bahsettiği şey bakın dikkat olarak almış. Burada bahsettiği şey bu. Söylediğimiz şey bu. Şimdi örneklerini yapalım bakalım daha net anlayacaksınız. Tabi bu küp açılımını da bilmeniz gerekiyor. Bir px polinomu vermiş arkadaşlar. Polinomunun diyor bakın x kare artı x artı 1 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre a artı b nedir? Şimdi isterseniz x kare yerine öğrendiğimiz şekilde eksi x eksi 1 yazabilirsiniz. Tabi bu biraz daha uzatılır. Biz hazır notu söylemişken o notun nasıl kullanılacağı hakkında fikir sahibi olalım. Siz de isterseniz bu yöntemi kullanabiliyorsunuz. Şimdi x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şeklindeydi bakın. X küp eksi 1'in açılımı az önce söylemiştik. Yani x kare artı x artı 1 dediğinde x küp eksi 1'i sıfıra eşitliyorum. Yani x küp yerine 1 yazıyorum. Yazalım bakalım soruda. Önce x küplü şekilde düzenliyorum bunu. 3 çarpı x çarpı x küp a çarpı x küp b x kare artı 2x eksi 6. Şimdi x küp gördüğünüz yerlere arkadaşlar 1 yazabiliyorsunuz. Yazalım hem buraya hem buraya 1 yazarsam 3x eksi a eksi b x kare artı 2x eksi 6. Hatta bir de bunu toparlayalım. X kare zaten bir tane. Şöyle başa yazıyorum. 3x var 2x var topluyorum. 5x eksi a eksi 6. Şimdi bu ifadeyi bakın basitleştirdim. Bize ne diyor? X kare artı x artı 1 ile tam bölünüyor. Tam bölünebilmenin şartı neydi bakın? Kalanının sıfır olması. Ya da bunun çarpanlarından bir tanesi x kare artı x artı 1'dir. Yani bunun bir katıdır aslında. X kare artı x artı 1'in kaç katı? Bir bakalım. Bakın 5x bize ipucu veriyor aslında. X iken 5x olmuş. Demek ki bu ifadenin 5 katı alınmış. Ben de 5 katını alıyorum. 5x kare artı 5x artı 5 olması gerekir. Eğer x kare artı x artı 1'in 5 katını alırsam. Bu şartlar altında x karenin kat sayısının 5 olması, sabit teriminin de 5 olması beklenir. Şimdi bakıyorum x karenin kat sayısı eksi b. 5 olması gerekiyor dedik. Yani b'nin eksi 5. Sabit terim eksi a eksi 6'nın da 5 olması gerekiyor. Yani a buradan eksi 11. Her ikisini de bulduk arkadaşlar. Bize sorulan şey a artı b kaçtır diyor. Topladığınızda da eksi 16 diyebiliyorsunuz. Dediğim gibi x kare gördüğünüz yere eksi x eksi 1 yazarak da bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Geçiyorum. Alttaki örneğine, 9. soruya geçiyorum. Bir px polinomu vermiş bize. Bu sefer de x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Bakın az önce yazdığımız şey. X kare eksi x artı 1 ile bölümünden dediği zaman ne yapıyorduk? X küp yerine eksi 1 yazıyorduk. Yazalım bakalım. Önce tabii x küplü olarak düzenliyorsunuz. X kübün
48. kuvveti olabilmesi için 16 yazmam lazım. 4 çarpı x çarpı x üzeri 45 olması gerekiyor. 46 3'ün tam katı değil çünkü. Şu şekilde ayarlıyorum. 2 çarpı x çarpı x'in 3. kuvvetinin arkadaşlar 39 olması lazım. Yani buraya 13 yazmam gerekiyor. Şimdi x küp gördüğünüz yerlere eksi 1'i yazıyorsunuz. Eksi 1'in 16. kuvveti 1'dir zaten. Eksi 1'in 15. kuvveti eksi 1'dir. Eksi 4 ile çarptığınızda da artı 4x yapacaktır. Eksi 1'in 13. kuvveti eksi 1'dir. 2x ile çarptığınız takdirde de eksi, pardon, şurada 39, 41 olması gerekiyor. X kare olması lazım. Eksi 2, x kare. Hatta şu x kareyi şöyle başına alalım. Çünkü bölme yapacağız şimdi. 4x artı 1. Bakın 48. kuvvet, 46. kuvvet varken biz bu yöntemi kullanarak ikinci dereceden bir denkleme indirgemiş olduk. Şimdi x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalanı bulabilirsiniz. İsterseniz x kare yerine x eksi 1 yazarak da bunu bulabiliyorsunuz. Ya da direkt bölersiniz. Biz yine şu şekilde yapalım. Sıfıra eşitliyorduk. X kare gördüğünüz yere x eksi 1 yazdığınızda direkt kalanı bulmuş oluyordunuz. Eksi 2x artı 2 artı 4x artı 1. Buradan da 2x artı 3. Şöyle yazdırayım. X eksi 1 yazdım buraya. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2x artı 2 artı 4x artı 1. Toparladığımda da bu ifade geldi. Dediğim gibi isterseniz şunu bulduktan sonra normal x kare eksi x artı 1'e normal polinom bölmesi yaparak da bu kalanı bulabiliyorsunuz zaten. Geçiyorum arkadaşlar örneklerimize. Devam ediyorum 10. soruyla. Şimdi bir px polinomunun x artı 6 ile bölümünden bölüm qx kalan 2x eksi 4. Şöyle yazalım. Bölünen bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi qx polinomu için de bir bilgi vermiş. X eksi 2 bölen bölümü bilmiyorum. Herhangi bir polinom yazıyorum. Artı 10. Kalanı da buraya ilave ettim. Şimdi qx gördüğüm yeri şuraya aynen yazsam ve px'i o şekilde düzenlesem. X artı 6 çarpı x eksi 2 çarpı rx artı 10. Bakın burası qx. Sonunda da kalanımız var. Şimdi x artı 6'yı hem bununla hem de bununla çarpıyoruz. Şöyle yan tarafa ya da direkt altına yazayım. X artı 6 çarpı x eksi 2 çarpı rx artı 10 çarpı x artı 6, yani 10x artı 60 olacak. Direkt çarpıyorum. Artı 2x eksi 4. Şimdi bana neyi soruyor bakın. Px polinomunun x kare artı 4x eksi 2 ile bölümünden kalan. Aslında burası değil mi? X kare artı 4x eksi 12. Bunların çarpanları zaten. Bunun bölümünden bölüm rx kalan da burası değil midir düzenlediğimiz takdirde? Burası da kalan. Zaten istenen şey bu. Toparlarsınız. 10x ile 2x'i toplarım. 12x. 60 eksi 4'ten de 56 yazarım. 12x artı 56 diyoruz. Geçiyorum 11. soruya. Bir px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan denildiğinde x eksi 4'ü sıfıra eşitliyordum. X eşittir 4. Yani x yerine 4 yazdığım takdirde 4'e eşit olacakmış. X yerine eksi 3 yazdığımda p eksi 3 polinomunun eksi 10 olduğunu söylüyor. Şimdi ikinci dereceden bir polinoma böleceksiniz ve kalan istiyor sizden. Şimdi benim kalanım tabii ki de birinci dereceden bir polinom olacak. Çünkü ikinci dereceye bölerseniz neydi? Bölenden daha küçük dereceli bir polinom olması beklenir.
Şimdi P polinomunda x yerine 4 yazarsanız sonuç 4'e gidecek. X yerine 4 yazıyorum. 4a artı b'nin 4 olması b gerekiyor. Eksi 3 yazarsam da eksi 3a artı b'nin eksi 10 olması gerekiyor. Buradan a ve b'yi bulacağız ve sonra yerine yerleştirdiğimizde kalanı bulmuş oluyoruz. Şöyle eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Burası artıya dönüşüyor bakın. Burası eksiye dönüşüyor. Burası artıya dönüşüyor. Şunlar birbirini götürdü. 7a eşittir 14. A eşittir 2. A'yı bulduk. Şurada a yerine 2 yazayım. 4 kere 2 8. Eksi 4 yazarsam cevaba ulaşmış olurum. Ha demek ki benim kalanım 2x eksi 4'müş. Hemen geçiyorum 12. soruya. Bu arada şu kağıda yapıyorum çünkü yer alır almaz emin değilim. Polinomunun x artı 1'in karesiyle bölümünden kalan kaçtır? Tabii öncelikli olarak ne yapıyoruz? X artı 1'in karesinin açılımı nedir? Bir bakalım. X kare artı 2x artı 1 şeklinde açılıyor değil mi? X artı 1'in tam karesi. O zaman ben x kare gördüğüm yere eksi 2x eksi 1 yazabilirim. Bu şekilde yapıyorduk zaten bölümünden kalanını bulmak için. Şimdi polinomu x kareli şekilde düzenliyorum. 2 çarpı x çarpı x kare olacak. X kare gördüğüm yere isterseniz direkt bunu yazayım. Eksi 6 çarpı x kare gördüğüm yere bakın direkt bunu yazıyorum. Artı 3x eksi 2. Polinomdaki x kare gördüğüm yerlere bunu yazdım. Şimdi tekrar bir çarpıp düzenliyorum. Şöyle dağıtacağım. Eksi 4 x kare eksi 2 x artı 12 x artı 6. Şunu da dağıttım. Artı 3 x eksi 2. Devam ediyorum. Eksi 2 x artı 12 x daha 10 x kaldı. 13 x oldu. 6 eksi 2'den de 4. Şimdi tekrar x kare çıktı bakın. Tekrar eksi 2x eksi 1 yazıyorum yerine. Ve eksi 4 ile çarpıyorum. Şuraya yazayım. 8x artı 4 artı 13x artı 4. 8x ile 13x'i topluyorum 21x. 4 ile 4'ü topluyorum 8. Bakın kalan buymuş. Bu şekilde. Şimdi aynı soru tipi 13'te de var arkadaşlar. X eksi 2'nin açılımını yaparsınız. X kare eksi 4x artı 4 şeklinde. Sıfıra eşitlediğinizde de x kare yerine 4x eksi 4 yazılacaktır. Devamını siz getirirsiniz artık. Bunu size bırakıyorum. Geçtim 14. soruya. P 2x eksi 1 polinomunu bölen bunu vermiş. 4x eksi 3'ün 5. kuvveti bölümünden kalan 6x diyor. Ben şuraya bir tane de qx şeklinde bir bölüm veriyorum. Kalanı da sonuna ekliyorum. Bana neyi soruyor peki? Px polinomunun 2x eksi 1'in 5. kuvvetiyle bölümünden kalanı nedir? Şimdi px polinomunu istiyor arkadaşlar. Hatırlarsanız bu polinomun başında fonksiyonlarla alakalı ilişki kurmuştuk. P2x eksi 1'i verdiğinde px'e geçiş yapabilmek için içerideki ifadenin tersini alıp x yerine yazıyorduk. 2x eksi 1'in tersini nasıl buluyorduk? Sıfıra eşitleyip x'i yalnız bıraktığınızda bu şekilde ya da y'ye eşitliyoruz pardon. Oradan bakabilirsiniz ya da direkt ezbere x artı 1 bölü 2 bu fonksiyonun tersidir diyebilirsiniz. Bunu getiriyorum. Buradaki x yerlerine koyuyorum. Hem buraya hem buraya. Hepsine koyuyoruz. Koyalım. 4 çarpı x artı 1 bölü 2 eksi 3. 5. kuvveti. Q x artı 1 bölü 2. 6 çarpı x artı 1 bölü 2. Şimdi sadeleştirdiğinizde 2x artı 2 eksi 3'ten 2x eksi 1 kaldı. Şurada gene Q polinomu var, çok da önemli değil. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3x artı 3 oldu. Bana neyi soruyordu bakın. Px polinomunun bu ifadeye bölümünden
Kalan nedir? Bakın biz kalanı bulmuş olduk zaten. Cevabımız budur. Yani bize p2x eksi 1 vermiş. Biz px'i bulmaya çalışırken aslında sorunun cevabını bulmuş olduk. Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi polinomun kökleri. İkinci derece denklemleri bir hatırlarsak eğer, ikinci derece denklemlerde iki tane kökümüz vardı ve biz bunları x eksi x1, x eksi x2 şeklinde yazıyorduk. Başına da baş katsayı olarak a'yı yazmış oluyorduk. Bu bizim ikinci derece denklemimizdi. Şimdi kaç tane kökü varsa x1, x2, x3, x4 köklerini bu şekilde sıralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela size hatta şuradaki örnek üzerinden göstereyim. Buraya da örnek koymamış ama. Şimdi polinomun kökleri bakın burada m, n, k şeklinde vermiş. X eksi m, x eksi n, x eksi k. Başına da baş kat sayısı olan a'yı koymuş. Bu üçüncü dereceden bir polinom olacaktır. Üç tane kökü varsa. Ve her birinin eğer o polinomun köküyse zaten kalan sıfırdır. Tam bölünebiliyor anlamındadır. Şimdi 15. soru var. Bunu yapalım beraber. P polinomunun tam sayı olmayan negatif kökünü bulunuz. Şimdi bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Px polinomunu vermiş. Şimdi bu tür sorularda önce şöyle basit 1, eksi 1, 2, eksi 2 gibi bir kök bulmaya çalışıyorsunuz. Üçüncü dereceden bir polinomsa. Şimdi x için 1'i sağlatmaya çalışıyorum. 1 koyduğumda sıfıra götürmüyor. Eksi 1 koyduğunuzda yine bakalım sağlıyor mu eksi 1 koyarsak. Eksi 1 koydum, eksi 1. Eksi 1 koydum, eksi 2. Eksi 1 koydum, artı 6. Evet, bu sağladı. Sıfır yaptı. Demek ki x eşittir eksi 1 kökümüz. Bu tamamdır. Şimdi baş katsayı zaten 1. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. O zaman a yerine şuradaki yani a demiştik ya baş katsayı. Oraya 1 1 yazıyorum ya da hiçbir şey yazmama gerek yok. Şimdi bir tane kökü bulduk. X eşittir eksi 1. Kök yazarken eksili şekilde yazdığım için bu artıya dönüşmüş olacak. Şurada da ikinci dereceden tabii ki bir polinom olacak. Geri kalanını bilmediğim için ax artı b şeklinde yazıyorum. Bu benim px polinomum. O da bakın x küp eksi 2x kare eksi 6x eksi 3'müş. Şimdi polinom eşitliğine göre şunun açılımını yapacağım. A'yı B'yi hesaplayacağım arkadaşlar. Yapıyorum. X küp artı AX kare artı BX. 1 ile açıyorum. X kare artı AX artı B. Şimdi X küpün katsayısı 1. X karenin katsayısı eksi 2 olacak. X karenin katsayısına bakıyorum. A artı 1. Yani A buradan eksi 3 çıktı. X'in katsayısına bakıyorum. A ile B'nin toplamı eksi 6 olacak. Sabit terim B eksi 3 olacak. Direkt yazmış oldum zaten. Evet. O zaman ben polinomu x artı 1 çarpı x kare eksi 3x eksi 3 şeklinde ifade edebiliyormuşum. Bakın çarpanlarını ayırdım. Şimdi buradan gelecek olan kökü zaten biliyorum. Eksi 1. Onu zaten başta bulduk. Şuradan gelecek köke bakıyorum. Çarpanlarına ayrılmıyor maalesef. O zaman ne yapıyorduk? İkinci derece denklemlerde deltayı buluyorduk. B kare eksi 4ac'den 12, 21 yaptı. Bize neyi soruyordu? Kökünü. İkinci kökünü yazıyorum. Eksi b artı kök 21 bölü 2a. Üçüncü kökünü yazıyorum. 3 eksi kök 21 bölü 2a'dan. Bunlar ikinci derece denklemlerde gördüğümüz kök bulma yöntemiydi. Hangisini sormuş bakın? Tam sayı olmayan negatif kökünü bulunuz. Negatif hangisidir? Bu. Cevabımız budur diyoruz arkadaşlar. Hemen geçiyorum 16. soruya. Bir px polinomu için p4 p2 sıfırdır demiş. Px artı 1'in x artı 5 ile bölümünden kalan. Şimdi polinomun kökleri bunlar olduğuna göre a çarpı x eksi 4
x eksi 2 şeklinde yazıyorum. A'yı bulmam lazım. X artı 5 ile bölümünden kalan 0'ı eşitlediğim takdirde x yerine eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 yazarsam p eksi 4'ün 96 olduğunu söylüyor. X yerine eksi 4 yazıyorum burada ve 96'yı eşitliyorum. Eksi 8 eksi 6. Bakın buradan a 2 çıkıyor zaten. İşlemini yaparsanız a'yı buldum. Ha, o zaman benim polinomum 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 2'ymiş. Şimdi neyi soruyor? P x eksi 1'in x eksi 4 ile bölümünden kalan. X eksi 4'ü 0'a eşitliyorum. X yerine 4 yazıyorum. 4 eksi 1'den de bana sorulan şey P 3. O zaman P x polinomumu zaten bulmuştum. X yerine 3 yazarsam da P 3 polinomunu hesaplamış olurum. Cevabımız eksi 2. Şimdi şöyle kısaca EBOB-EGOG şeklinde bahsetmiş ama biz normalde EBOB denince neye bakıyorduk? En büyük ortak bölen, EGOG deyince de en küçük ortak katta. Burada da çarpanlarını düşüneceksiniz arkadaşlar. Şöyle örneğini gösterelim. Bakın PX ve QX de her ikisinde de ortak olan çarpana bakıyorsunuz. X artı 1'den 2 tane, X artı 1'den 1 tane. O zaman 1 tane X artı 1 ortak. X eksi 2'den 2 tane, X eksi 2'den 3 tane. 2 tanesi ortak. O zaman EBOB kısmına X artı 1'den 1 tane, X eksi 2'den de 2 tane diyorsunuz. EGOG'da hepsini yazıyorum. X artı 1'den 2 tane var en büyüklerini. X eksi 2'den 3 tane var. Bir de X artı 3'ü eklemek zorundayım. Hemen şöyle örneğimizi yapalım. Tabii ki öncelikli olarak çarpanlarını ayırmanız gerekecek. X kare artı 2x eksi 3'ü çarpanlarını ayırırsanız arkadaşlar. Bunu da isterseniz yine kağıdın üzerinde yapayım, yer kalmamış. X kare artı 2x eksi 3'ün çarpanları x artı 3 x eksi 1. Bakın burada bir tane daha x eksi 1 var. Tekrar yazmak yerine karesi diye ifade ediyorum. Diğerini de buraya yazdım. Bu benim px'im. Qx'imi de ayrıştırıyorum. X kare artı 3 x eksi 4'ü ayrıştırırsam eğer x artı 4 x eksi 1 şeklinde ayrışacaktı. Şimdi ortak olan ne var? Sadece x eksi 1'den bir tane var. O zaman bunların EBOB'u x eksi 1 çarpanıdır sadece. EGOG ise hepsidir arkadaşlar. X artı 3 x artı 4 x eksi 1'den 2 tane var. Bir de 2x eksi 1. Hepsi oldu. Evet, polinomlar konusunu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde, TYT dersimizde permütasyon kombinasyon konusuna geçeceğim. Tekrar görüşmek üzere.